Merhaba değerli Tatvan TV izleyicileri. Bugün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ile ilgili Tatvan halkına sorular sorup onların görüşlerini alacağız. Bakalım Tatvan halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Koronavirüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla düşünüyoruz da işte millette bir tanesini yakaladı, hastanedeydi. Çıktı okulda 5-6 kişi sehlendiler, öldüler. Burada mı oldu bu? Evet. Tatvan'da mı, Türkiye'de mi? Tatvan'da oldu. Devlet hastanesinde. Bizim bu konu hakkında neden bilgimiz yok? Ya yeni işçiliği oldu. Biz hastanedeydik. Yeni haber oldu. Çocukları yakaladılar. Onu karantina altına mı aldılar yoksa ölüme mi terk edildi? Ölüme terk edildi dediler. Peki teşekkür ederiz. Size merhabalar. Merhaba. Bildiğiniz gibi dünyanın pek çok yerini şu an etkisi altına almış bir koronavirüsü var. Tatvan'da henüz görülmedi fakat Türkiye'de vaka sayısı var. Yani biliniyor duyumlara göre. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten virüs zaten millet halkı kendisini zaten tutmuş bir kere. Bizim köyde halkını virüs tutmaz. Tutmaz mı? Yok, öyle tutmaz. Zor tutar biraz. Niye? Tutmaz. Kendimiz zaten virüsüz. Bulaşıyoruz millete. Virüsün bizden uzak durması lazım zaten. Evet, farklı bir bakış açısı. Siz yani bu konuda risk taşıdığınızı düşünmüyorsunuz. Türkiye'de virüs diye bir şey yoktur. Yani bu konuda rahat olabiliriz. Abartıyorlar. Abartılıyor değil mi? Aynen. Çok fazla yani, çok fazla gergin ortam oluyor. Yok işte el, kol, maske falan. Hepsi yalan. Yalan dedi. Hepsi yalan. Peki siz önlem alıyor musunuz? Ben hiçbir önlem de almıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba, koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Koronavirüs hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Kalkıp dua etmemiz lazım. Peki sizce şu an risk altında değil miyiz? Yok, değiliz bence. Yani rahat mı olmalıyız? Bence çok fazla abartılıyor ve kişiler, bizim insanlarımız tedirginler. Bizim insanlar tedirgin. Bence bu kadar tedirginliğe gerek yok. Ama önlemler alındı. Toplu taşımalarda, toplu yerleşmelerde dezenfekte edildi çoğu yer. Ya bu bir tedbirdir sadece. Bu önüne geçilir mi sizce? Ya bulaşıcı bir hastalıksa geçilmez. Bulaşıcı bir hastalık ama. Yani tamam da geçici bir tedbir sadece. Kalıcı değil. Yani her türlü ölürüz mü diyorsun? Öyle. Yani gelirse kurtuluş yok zaten. Çin'de gördüğümüz gibi. Evet. Teşekkür ederiz o zaman. Sağ olun. Merhabalar. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an dünyanın pek çok yerini etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de vaka sayısı birkaç tane biliniyor ama Tatvan'da görülmedi. Tatvan'da görülmedi, Tatvan'a gelmiyor. Sizce gelir mi? Gelir, illa ki gelir. Ama biz bunun önlemlerini alıyoruz. Gelirse Tatvan durumu nasıl olur? Ya koronavirüsün başlığı temizliktir. Millet temizliğine dikkat etsin, inşallah geçer. Ama sadece temizlikle bitmiyor. Sokağa çıkma yasağı olabilir, ekonomik kriz olabilir, kişiler kıtlık başlayabilir. Olabilir yani, sonuçta bu da bir nevi savaştır. Evet, bu diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de yansır, bize de olur. Siz bunun için bir önlem alıyor musunuz evinize, kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre? Gerektiği şey yapıyoruz. Elimizden geldiği gibi önlem alıyoruz. Peki, anladım. Teşekkür ederim. Anladım. Kolay gelsin. Sağ olun. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şu anda hiç şey düşünmüyorum. Yalandır. Yalan dediler. Para peşindedir hatı, yalan dolandır. Haklı. Bu da. Ya bireysel önlemlerimizi aldık ama önemli olan toplumsal önlemleri almak. Ne gibi mesela? Dezenfekte, her yerin dezenfekte edilmesi gibi mi? Evet, mesela şu anda görüyoruz, gerçekten devletimiz çalışıyor mesela. Artık bireysel okullarda tatil edildi zaten, her yerler yıkanıyor. Hani yapılacak bir şey yok. Geldiyse zaten hepimize bulaşıcı gücü fazla. Bunun için bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Çoğunlukla bir şey bireyselle kaldı yani. Bireysel olarak her gün 10 kere, 100 kere el yıkanıyor mu? Yani hemen. İyi bakalım, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben zaten hastane yetişti. Peki, geçmiş olsun. Merhabalar. Koronavirüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Şu an belediyemiz önlemler aldı. Toplu taşımalarda ve toplu yerleşmeleri dezenfekte etti. Ben inanmıyorum. Ama virüsten korkmuyoruz. Ama tedbirimizi de alıyoruz. Alıyor musunuz? Alıyoruz. Bu tedbirler yani, nasıl tedbirler? Ya hijyene dikkat ediyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Evdeki hijyenimize dikkat ediyoruz.
dışarıya da çıkıyoruz yani. Eve de kapanmadık. Evet. Çok da abartıp hani çok da risk altında olduk. Yok. O psikolojimizi daha çok bozuyor. Hastalığımıza daha çok davetiye çıkarır diye düşünüyorum ben. Ufacık bir grip, bir öksürük bile çok farklı yani. Aynen. Şu anda gezmeye gidiyoruz. Hayatımız normal gidiyor yani. İyi yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Merhabalar. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Koronavirüsü bence Türkiye gündemi hiç olması gereken şeylerden biridir. Bugün Türkiye'nin coğrafyasına özellikle baktığımızda kadın cinayetleri, işsizlik, cezaevi durumlarının hepsinin üstünü örtbas etmek için koronavirüsü bence gündemi en iyi meşgul eden şeydir. Yani olması gereken şey de insanların aklını alak bulak ediyor. İnsanları düşünmekten alıkoyuyor. Yani kadın cinayetlerinin, işsizliğin had safhada olduğu bir dönemde böyle bir şeyin insanların başına çıkması bence muazzam bir şeydir. İnsanları düşünmekten alıkoymaktan başka hiçbir şey değildir. Ama dünyanın pek çok yerini kapladı. Ölüm sayıları var. Türkiye gelebilir ve şu an önlemleri alınıyor. İşte dezenfekte, toplu taşımalar, toplu yerleşmeler. Evet doğru. Dünya genelinde ölen insanların yaş ortalaması yani ölenlerin ortalama 40 yaş altında %2. Bulaşma ihtimali. Ölenlerin, bulaşıp da ölenlerin sayısı %2. Yani 50 yaş ve üstü ölen insanların sayısı %4. Yani o yüzden çok fazla bence... Çok da üstünde... Gerekir. Yani anladım. Önemlisi kadın cinayetleri, yol durumumuz. Mesela asfaltta yürüyemiyorsun yani. Araç kullanamıyorsun. Onun dışında bakıyorsun bak işsizlik sayısı had safhada. Bence konuşulması gereken çok farklı şeyler var. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsü var. Evet. Türkiye'de de vaka bulundu ama Tatvan'da hala bulunmadı. Evet. Alınan önlemler var. Sizce bu önlemler yeterli mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Tatvan'da yeni geldiği için inşallah gerekli tedbir inşallah alınır. Ha umarımız odur ki daha önemli tedbir alınır. Gençlerimize, insanlarımıza emin olun ki bizim hükümet, Cumhurbaşkanı ve gerek bakanlar bu tedbiri gerek alınır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aleyküm. Aleyküm selam. Koronavirüsü hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bacım ben ne diyeyim? Ben de bilemedim ki hastalık düşmüş piyasaya. Önlemini aldın mı sen kişisel, şahsi olarak? Şahsi olarak valla bezimiz olur. O ağzımıza verir nedir ismi? Maske. Ha. Bundan başka çare yok. Ama maske havadan bulaşmıyormuş bu. Dokunarak, tenden geliyormuş o virüs. Vallahi bilmiyorum. O Cenab-ı Allah tarafındadır bu kızım. Ben onu bilemedim ki. Peki alınan önlemler tarafından, devlet tarafından, işte her yerin dezenfekte edilmesi, toplu taşımaların, toplu yerleşmelerin, sizce bunlar yeterli kalır mı? Vallahi yok, yeterli kalmıyor. Yine her türlü yayılır diyorsunuz. Vallahi yayılır. Peki teşekkür ederim. Allah razı olsun kızım. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? La biz kendimize elimizi yıkıyoruz. Ondan sonra da peçete fiyatları da düşmüş. Peçete fiyatları düştü mü? Bu durumda artması gerekmiyor mu? Yok vallahi 1 TL düşmüş. 2 TL de 1 TL düşmüş. Peçeteleri sen mi satıyorsun? Göster şöyle kameraya karşı. Evet, peki bu virüsten sonra peçete alımı çoğaldı mı? Evet, daha çok oluyor satma. Senin de 2-3 tane sattım. O zaman günlük iyi para kaldırıyorsun. Eyvallah. Ya Allah karnını versin. Allah bereketini arttırsın. Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Sağ ol ablam. İyi günler abla. Merhabalar. Şu an dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüsü var. Türkiye'de vaka görülmüş ama Tatvan'da görülmemiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu konu hakkında yalan bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Hastalık Allah'tan geldiğine inanan bir insan böyle şeylere inanmaması lazım. Bunun doğruluk payı yok mu? Ölüm sayıları var. Çin'de çıktı bu. Şimdi ölüm Allah'tan gelir. İnsanın kaderine ecel yazmışsa hiç kimse engel olamaz. Onun için boş boşuna kimse kendini korumasına gerek yok. Ama alınan önlemler genelde temizlik üzerine oluyor. Ve bu virüs olmasa bile iyi bir şey ama yine önlem alınması gerekmiyor. Zaten insan dinini bilse zaten temizliğe çok önem verildiği dinde gözüküyor. İslamiyet'e göre biraz yaşa zaten bu sorunlarla karşılaşmaz. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben bir şey düşünemem yani ne bileyim bu. Önlemlerinizi aldınız mı temizlik açısından? Tabii ki o konuda biz önlemlerimizi almışız. Ama Tatvan'da çok şükür daha öyle bir şey yok yani Allah'a çok şükür. Biz dikkat ederse, temizliğimize dikkat ederse
İnşallah belki atlatırız yani Allah'ın izniyle. Hiç gelmeden onu böyle iteriz gider. Vallahi inşallah, inşallah. İnşallah. Yani temizliğimize biraz dikkat ederse. Temizlik zaten imandandır o her zaman. Saddakine, evet. Peki. Evet, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında koronavirüsü görüldü. Türkiye'de de vakalar var. Ama Tatvan'a hala gelmedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bu koronavirüs hakkında neyi düşüneceğiz? Yani Türkiye gelmesin, başka ülkeler gitsin gitsin. Yalnız böyle bir şey var. Dile temizlik nasıl Allah'tan gelse başlayacaksın. Allah'tan gene bir şeydir yani. Bir de temizlik önemlidir. Bu temizliğe önem versek bence geçer yani. Yani biz öncesinden temizliğimizi yapıp hazırlığımızı yapalım. Sonrasında Allah kerim. Allah kerimdir. Evet. Allah'a emanetiz. O başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun. Selametle. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun? Valla koronavirüs yanbaş gelse Tatvan Sarayı'ya gelir. Başka. Yok gelse Tatvan'a gelir. Gel gel. Niye Tatvan Sanayi? Sanayide ne var? Kirli olduğu için. Muhtemelen sen sanayide çalışıyorsun. Gel buraya. Korona hakkında ola bir şey düşünmüyorum. Nasıl yani? Önlemini almadı mı? Sen sine zaten sine. Olsa da veci. O da tıstine tıstine. Eri valla. Gel espas. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun? Düşünmen senin için iyi olur. Şu an çünkü virüsten ölen bir sürü insan var. Boşu boşuna belediyemiz önlem almıyor. Toplu